Kapanışa doğru ile tekrar birlikteyiz. Saatler 17. Ben Didem Arslanoğlu. Bugün öne çıkan ana başlıkları şöyle hızlıca bir gözden geçirip sohbetimize başlamak istiyorum. Öncelikle IMF'nin küresel büyüme tahminini düşürürken Türkiye için 2022 tahminini yükselttiği haberi önemli ve bu bölümde bunu konuşuyor olacağız. Öte yandan bugün gelen önemli bir veri vardı. Yıllık cari açık 40.5 milyon dolar oldu. Bunu da yine konuşacağız. 40.9 milyar dolar oldu ve 4 yılın zirvesindeyiz. Hatırlatmış olalım. JP Morgan CEO'sundan bir not var. Amerika Birleşik Devletleri'nin gelecek yıl büyük olasılıkla resesyona gireceğini söylüyor. JP Morgan CEO'su ve İngiltere'den bir haber daha var. İngiltere Merkez Bankası enflasyona endeksli tahvil alımı da yapacak deniliyor. Bu başlıkları yayınımızın ilerleyen dakikalarında Cüneyt Başaran'la konuşuyor olacağız. Ama önce Ankara gündeminde neler var neler yok bunu konuşmak üzere ve siyaset tarafında neler var neler yok bunu konuşmak üzere Alican Türkoğlu'na merhaba demek istiyorum. Bloomberg KT Genel Müdürü, hoş geldin Alican. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sen de iyi akşamlar. Şimdi dünkü kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarını takip ettik. Gün boyunca da aslında Sabahleyin Sabah raporunda sen de bahsettin Açıl Sezen'le birlikte. Ama biraz daha derleyip toplamak gerekiyor diye düşünüyorum bu an itibariyle. Neler oldu, ne mesajlar çıktı orada? Şimdi konuşulacak konuları zaten konuşmuştuk. Evet. Çıktılar anlamında esnafa yönelik paketlerin geleceğini zaten Bakan Nebati açıklamıştı. Söylemişti çalışmalar var diye. Buna ilişkin biraz detay var. Dünkü kabine toplantısından çıkanlar bir esnafa destek paketi açıklanıyor. Toplam 100 milyar lira, 100 milyar Türk lirası krediyi içeren işte 60 ay vade, %7,5 faizli bir 100 milyar lira kredi kampanyası başlatılıyor, destek esnafa destek olunması amacıyla. Bu 9,5'tan 7,5'a indirildi değil mi? Evet, faiz, aynen evet. Öyle. Yine kredi üst limitleri mesela 350 binden 500 bine çıkarıldı. İş yeri edindirme ve taşıt kredileri 1 milyondan 1,5 milyona çıkarıldı. Bu anlamda hani esnafın taleplerini karşılayacak şekilde bir yeni kampanya başlatılıyor. Tabii farklı talepler de var. Mesela işte TESK Başkanı Sayın Palandöken'le görüştük. Bir kerelik bir sicil affı gelmesi gerektiğini savunuyor. Tamamen işlerin açılabilmesi için. Yine mesela dünkü açıklananlarda kredi takibine düşenlerle %4 krediyle, faizli krediyle borçlarını tasfiye etme imkanı tanınıyor. Dolayısıyla esnafa sağlanan bir can suyu anlamında olumlu olarak değerlendiriliyor. Onun dışında da tabii konuşulanlar var. Resmen açıklanmayan, üzerinde çalışmalarının devam ettiği süreçler var. İşte EYT konusu. Aralık'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceğini söylemiştik zaten. Hı hı. Yine 565 bin kamuda çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçişi konusu var. Yine mesela asgari ücretle ilgili çok rakam zikredilmeye başlandı. Bugün Çalışma Bakanı'nın bununla ilgili açıklamaları var. Yani konuşulan rakamların hiçbiri doğru değil. Çünkü işte Ekim, Kasım, Aralık enflasyonları ortaya çıkacak, daha komisyon toplanacak. Bundan sonra karar verilecek diye. Dolayısıyla bugünden yani Ekim ayının ortası itibariyle asgari ücret şu kadar olacak gibi bir söylemin doğru olmadığı söyleniyor. İşte tüm bunlar aslında kabinede konuşuluyor içeriye ilişkin. Dış politika ilişkin zaten ana başlıklar belli. Hani Rusya-Ukrayna savaşı olsun, işte Yunanistan'la yaşanan kriz olsun, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler olsun. Bunlar da konuşulmuş. Somut çıktı yok ama tamamı kabine gündeminde olan başlıklar bunlar. Peki o halde istersen buradan biraz dış gündeme dair de notlarını alalım. Örneğin Rusya-NATO mesajları. Şimdi şu önemli, dün açıklamalar vardı. Mesela Kremlin sözcüsünden Peskov'dan bu hafta içi Erdoğan'la Putin'in görüşebileceğine yönelik bir mesaj vardı. Yine Cumhurbaşkanı'nın hafta içinde yapmış olduğu açıklamalarda birkaç gün içerisinde bir görüşme olabilir diyordu. Şimdi Perşembe günü Putin'le Erdoğan yüz yüze görüşecek Astana'da, Kazakistan'da. Putin dışında farklı devlet başkanlarıyla da görüşmeler var ama kritiği Putin, çünkü burada yine Peskov'un açıklamalarında Ukrayna müzakerelerinde, yani Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili olarak müzakerelerde ev sahipliği konusu vardı. Türkiye'nin masaya getirdiği, dün de seninle konuştuk bunu aslında. Bunun konuşulabileceğini söylemişti ama işte ilhak varken, savaş devam ederken, Zelenski Putin başkanlığı bir Rusya ile
müzakere olunmayacağına dair bir kararname çıkarmışken bunun olma ihtimali biraz düşük gözüküyor. Hı hı. Ancak yine de hani iki taraftan birden bunun olma ihtimalinin zor olduğu yönde açıklamalar olsa bile buna ilişkin bir çaba var. Tüm bunlar muhtemelen konuşulacaktır Perşembe günü zaten Erdoğan'la Putin arasında. Yine işte savaşın nasıl sonlanacağı, sonlanıp sonlanmayacağı, tahıl koridoruyla ilgili gelinen son nokta, enerji krizindeki, çünkü Türkiye başından beri Rusya ile diyaloğun devam etmesi gerektiğini söylüyor. Bunu bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da söyledi diğer başlıkları konuşurken. Muhtemelen tüm bunların konuşulacağı bir toplantı olacak. Yine bugün mesela Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamaları var. Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik diyor ki hani Biden'la biz olası bir görüşmeye karşı değiliz, Biden-Putin görüşmesine. Eğer karşı taraftan bir teklif gelirse ABD'den bu konuyla ilgili bir görüşmeyle ilgili G20'de böyle bu tür bir ihtimal değerlendirilebilir diyor. Dolayısıyla bence yarından itibaren acaba bir Biden-Putin görüşmesi olur mu savaşın sonlanması için sorusu daha fazla konuşulacak. Bu Rusya tarafı. NATO'dan da açıklamalar geldi az önce Stoltenberg'den. Müttefiklerimizin yani NATO müttefiklerinin altyapısına yönelik herhangi bir saldırıya cevap vereceğiz diyor NATO Genel Sekreteri de. Yine Ukrayna'nın savaşta ivme kazandığını ve Putin'in Ukrayna'da Kiev'de başarısız olduğunu yönelik açıklamalar var. Dolayısıyla zaten dünya kamuoyunun ana gündemi dışarıda savaşın nasıl devam ettiği ve nasıl sonlandırılacağı konusu. Türkiye özelinde bakarsak ise dedim ya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları var diye. Bu konu dışında Amerika Birleşik Devletleri'ne Türkiye ve Yunanistan politikaları nedeniyle tepki var. Denge politikası güdülmediği, denge terazisinin bozuk olduğu ile ilgili. Libya anlaşmasından dolayı Türkiye'ye yönelik olan tepkilerin çifte standart alındığından. Zaten Türkiye bundan hep bahsediyor. Çünkü farklı Avrupa ülkelerinin de Libya ile farklı anlaşmalar yaptı. Bir tek Türkiye bu tepkinin gösterildiği söyleniyor. Ve işte Yunanistan'a zaten tepki var. Çok konuştuk. Esad görüşmesi mi olacak? Suriye ile yeni bir yola mı girilecek diye. Şu an itibariyle bunun planlanmadığı. Eğer muhaliflerle rejim arasında bir anlaşma olur ise ondan sonra böyle bir görüşmenin olabileceğini söylüyor. Ana başlıklar bunlar aslında. Bir de neden önemli olduğunu da vaktimiz kalırsa konuşuruz. Cuma günü Katar emirinin İstanbul ziyareti var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Orada galiba enerji işbirliği evet, konusu gündeme gelecek. Ana gündem enerji. Zaten son döneme bakıldığında Türkiye'nin de enerji diplomasisiyle ilgili farklı girişimlerde bulunduğunu görüyoruz. İşte Katar bunlardan birisi. Yani bu stratejik ortak olarak görülüyor Orta Doğu'da Katar, Ankara tarafından. Dolayısıyla bu enerji konusundaki işbirliğinin artırılması hedefleniyor. Zaten El Sani ile görüşmede bu kapsamda olacak. Mesela Umman'la görüşmeler yapılıyor. Şu ana kadar hiç gaz alışverişinin yapılmadığı bir ülke. Amaç hem doğalgazda hem yenilenebilir enerjide işbirliği olanaklarının artırılması, bulunması. Endonezya G20 Enerji Bakanları toplantısında verilen mesajlar var. Uzak Asya'da Malezya ile farklı bir işbirliğine gitmeye çalışıyor Türkiye. Hem gaz hem petrol arama imkanlarının karşılıklı olarak değerlendirildiğine yönelik iki taraflı açıklamalar var. Enerji Bakanı Almanya'daydı. Özellikle yenilenebilir enerjide ve yeşil hidrojen konusunda işbirliğine yönelik anlaşmalar, yani mutabakat metinleri imzalandı. Dolayısıyla enerji konusunda çok yoğun bir diplomasi yürütüldüğünü söylemem gerekiyor. Cuma günü Katar'la yapılacak, Katar emiriyle yapılacak toplantının da ana gündemini tamamen bu oluşturuyor. Enerji konusunda Türkiye ile Katar yeni dönemde ne gibi farklı ortaklıklara gidebilir diye. Bir de Cuma günü demişken, gerçi farklı konu, dün sorduğun için söyleyeyim. Torba kanunu ne zaman görüşülecek evet, demiştim aynen. Dün. Cuma günü itibariyle mecliste plan bütçe komisyonunda peki, görüşmelerinin başlayacağı yönünde Ankara'daki konuştuğum kişiler öyle bilgi verdi. Yani genel kurulu gündemine muhtemelen bir sonraki haftaya yetiştirirler ama Cuma günü itibariyle torba kanunun meclis plan bütçe komisyonunda görüşmelerine başlanacak. Peki son bir dakikam içerisinde vakit kalırsa önemini konuşuruz dediğin için söylüyorum. Bir dakikamız var Alican orada. Katar'la ilgili mi? Katar'la ilgili. Şimdi bu enerji konusu özellikle son süreçte Rusya savaşından bu yana Avrupa tarafından bakıldığında çok yoğun bir şekilde enerji konusundaki farklı işbirlikleri düzenlenmeye çalışılıyor. Özellikle arz çeşitliliğini artırabilmek için. Şimdi Türkiye'den yapılan açıklamalarda, resmi açıklamalarda da bu. Hem kışın doğalgaz konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağı, depoların tam anlamıyla dolu olduğu ve işte Karadeniz gazının devreye girmesiyle beraber daha da rahatlığın sağlanacağı,
Bunun dışında da işte az önce saymış olduğum ülkelerle ilgili olarak farklı işbirliklerinin yakın zamanda hayata geçirilebileceği ifade ediliyor. Şimdi bunlar görüşmeleri yapılanlar. Bir de mesela Moskova'da Rus Enerji Haftası olacak. Yanlış bilmiyorsam Enerji Bakanı Sayın Dönmez'in o toplantıya katılması da gündemde. Evet. Burada da işte Rusya ile farklı olarak ne gibi enerji konularında işbirliğine gidilebilir konusu da tartışılacak. Dolayısıyla işte hem doğalgaz, petrol, arama, bunların transit geçişi, farklı ticaret yollarının bulunması, yenilenebilir enerjideki yeni kaynaklar ve yeni pazar ülkelerle görüşmelerin devam edeceğini söyleyebilirim o açıdan. Cuma günü Katar'la yapılacak toplantı enerji konusunda kritik olacak. Çok teşekkür ediyorum. Bugün belki GT Genel Müdürü Alican Türkoğlu değerli katkıların için. Efendim bir reklama gidiyoruz. Ardından kapanışa doğru Cüneyt Başaran'la devam edecek. Kapanışa doğru devam ediyor. Londra'ya gidiyoruz. Ciner Medya Grubu Londra temsilcisi Cüneyt Başaran hazır ve bizi bekliyor. Hoş geldin Cüneyt. Merhaba Didem, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi bugün de yine özellikle dışarıda, içeride de hoş veri oldukça yoğun bir gün yaşadık ama dışarıdan başlamak istiyorum izninle ve İngiltere ile başlamak istiyorum. Çünkü İngiltere Merkez Bankası'nın enflasyona endeksli tahvil alımı da yapacağı duyuruldu. İstersen bu konuyla ilgili bir yorumunu ve analizini alarak başlayalım. Şimdi Didem, dün bahsetmiştik Bloomberg HT ekranlarında. Bugün İngiltere Merkez Bankası bir hafta içerisinde ikinci kez, yani hiç de alışık olmadığımız bir şekilde ikinci kez piyasaya aslında bir nevi müdahale etmek zorunda kaldı. Müdahaleden kastımız ne? Müdahaleden kastımız gelip hani bir tahvil almak, yani bir kura müdahale etmek, döviz almak gibi değil. Ama İngiltere Merkez Bankası dün ne demişti? Dedi ki, ben dedi buradan sonra işte tahvil alımlarımı, geri kalan 14 Ocağı kadarki olan tahvil alımlarımı günlük 10 milyar pound'a kadar çıkartarak boş geçmeyeceğim demişti. Bugün ne görüyoruz? Bugün de şunu görüyoruz. Ben sadece geleneksel yield dedikleri hazine tahvili almayacağım. Başka ne alacaksın? Enflasyon endeksi tahvilleri de alacağım. Yeter ki piyasanın şeyi bozulmasın. Yani piyasanın akışı bozulmasın dedi. Peki bunu niye yapıyor? Yani İngiltere Merkez Bankası bundan 15-20 gün kadar önce 60 milyar pound'a kadar çıkabileceğini açıkladığı bu tahvil alımı niye yapmıştı? Çünkü yeni seçilen hükümetin yeni Maliye Bakanı Quartek bir paket açıklamıştı. O paket zaten Brexit sonrası sallanan, arkasından Covid'i çok zor atlatmış, enerji krizini de çok yoğun hisseden bir ülkenin enerji açığı varken, cari açığı varken, bütçe açığı varken yeni Maliye Bakanı Quartek demişti ki bana büyüme lazım, vergileri düşürüyorum ve büyümenin önünü açacağım demişti. İşte bu belki kulağa hoş geliyor, belki siyasetçilerin sevdiği bir söylem ama piyasalar için tamamıyla bir çok net bir sinyaldi. Bu hükümetle bizim elimizdeki İngiliz asetleri, İngiliz varlıkları uyuşmuyor. Bunların bu büyüme için yapacağı dedikleri şeyler muhtemelen enflasyonu kopartacak. Muhtemelen İngiltere Merkez Bankası girip hızlı bir faiz arttırmak zorunda kalacak. O da bizim elimizde 1,5-2,5% %'den duran İngiliz varlıklarını pul hale getirecek. Biz özellikle fonlar olarak önce gidelim bunları bir satalım. İşte bu noktada İngiltere Merkez Bankası baktı ki görev omuzlarına doğru çöktü. Ben buradayım dedi. Önce ilk açıklamayı yaptı. Yetmedi. 30 yıllık İngiltere faizi 4.60'ları 75'leri geçmişti gün. Dün bu sabah 4.75'lere çıkınca dedi ki görüyorum ki enflasyon endeksi tahviller de çok yukarı gidiyor. Bunları da satmak istiyor insanlar, fonlar. Onları da alıyorum dedi. Ama gene tam kesemedi. Şu an İngiltere Merkez Bankası siyasetçilerin büyük oranda, yani yeni Hazine ve Maliye Bakanı'nın ve yeni İngiltere Hükümeti'nin büyük oranda bozduğu, büyük oranda hani bir kuyuya taş atılması misali açıklayabileceğimiz o piyasaları darmadağın eden ortama ben buradayım, arkasındayım diyerek destek vermeye çalışıyor. Ama bugün çok büyük fonlardan bir yöneticinin söylediği bir konu var. O da şu, Merkez Bankası'nın yaptıklarını anlıyoruz ve yapmaya çalıştığını anlıyoruz. Hiç normal değil bir hafta iki defa böyle olağan dışı başına yapması. Fakat tek başına bütün bir İngiliz bütçesinin bozukluğunu, cari açıklığın genişliğini ve mevcut hükümetin gözü karalığını
tek başına İngiltere Merkez Bankası'nın toparlaması yetmez dedi. Dolayısıyla piyasalar bu açıklamalardan sonra da bir parça sakinleşti ama Merkez Bankası istediği ölçüde değil bence Didem. Evet, şimdi İngiltere'nin özelinde bu sıkıntılar ve endişeler var. Avrupa kıtasının bir bütünü içinde çok benzer endişeler olduğunu biliyoruz. Hatta onunla devam edelim istiyorum. Çünkü birkaç şey var bugün IMF tarafından. Bir tanesi küresel büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. Türkiye için tahmini yükseltti. Bunu bir başlık olarak kenara koyayım şimdilik. Bir diğeri de IMF baş ekonomistinden gelen bir açıklama. Enerji şoku özellikle Avrupa için geçici bir şok değil uyarısında bulundu. İstersen önce Avrupa kıtasındayız madem, Avrupa'daki enerji şoku kısmını bizim için bir yorumla, ardından bir nota yukarıya çıkaralım ve küresel büyüme beklentisiyle devam edelim diye düşünüyorum. Didem, IMF'in zaman zaman bazı tahminlerinin gerçekten son derece şaştığı olmuştur. Büyüme tahminlerinde ya da işte enflasyon tahminlerinde hani en isabetli tahminleri yapan kurumların başında gelir demek zor. Ancak iyi bir ekibi vardır ve böyle büyük trend değişikliklerinde, yani menfi ya da müspet hamlelerde biraz geriden de gelse trendin değiştiğini ya da risklerin kalıcılığının olduğunu ya da düzelecekse bir şeyler düzelmeyi çabuk gören bir kurumdur. Ve ben IMF'in katıl dediği özellikle Avrupa için enerji krizinin, enerji şokunun geçici olmadığı fikrine tamamen katılıyorum. Niye katılıyorum? Hani benim katılmamdan ziyade neden IMF'in bu konu ciddi, bu uyarısını ciddiye almak lazım? Çünkü şundan. Evet, bugün Avrupa gaz stoklarını, yani gaz depolama merkezlerini %85'lere hatta %90'lara kadar doldurdu. İyi haber. Evet, bugün Avrupa Almanya 200 milyar euro harcayarak, işte İngiltere 160-170 milyar pound harcayarak, keza İtalya hani buna bir para koyacağını söyleyerek ciddi miktar, Hollanda kendi çapında gene 60 milyar euroya kadar para harcayarak, bütün ülkeler ellerini cebine atarak enerji faturalarını dondurmayı da başardılar. Bu da güzel haber. Ama önümüzdeki kış ne olacak? Soru buradan geliyor. Sen bu kış bu %90'a kadar çıkan stoklarını büyük oranda kullanacaksın. Çünkü Rusya'nın bu gazı kapatması, yani şu an Rusya'dan Avrupa'ya en ufak bir şeyle gaz gelmiyor. Türkiye üzerinden akan gaz dışında. Geri kalan iki kol, kuzey yakımı tamamen kapandı. Ukrayna üzerinden gelen gazı da çok az kaldı. Ve tek akan kan, tek akan boru hattı, Türkiye üzerinden geçen boru hattı. Bu hesaplarla da evet LNG'yi getirerek bir şekilde burada bir hacim yakalandı ama bir maliyet, fiyatlar çok arttı. Bunun da maliyeti devletlere yüklendi. Hadi onu bu sene değil birkaç sene sonra problem olduğunu göreceğiz. Bu kadar şişen borçları devletler ne yapacak? Ama bu sürekli taşıma suyuyla bu işi çevirmeleri çok zor. LNG ile bu boru hattının ikamesi uzun süreli mümkün değil. Kısa süreli atlatılabilir ve muhtemel ki bu gaz stokları bu bahara geldiğimizde yeniden %30-%40'lara çıkacak. Sen bu %30-%40 gazı önümüzdeki yıl Mayıs'tan itibaren, yani gaz ihtiyacın azaldıktan itibaren hangi gazla dolduracaksın? Bu sene avantajlıydın. Rusya gazı Ağustos'a kadar büyük oranda tuttu, Temmuz'a kadar doldurdun. Peki önümüzdeki yıl nasıl dolduracaksın? Uzun lafı kısası, Avrupa enerji yoğun sanayisini, virgül, normal hane halkında kullanılan, sarf edilen enerji tüketimini, yolunu bulmadan bu kışı atlatsa da önümüzdeki birkaç kış daha başka ülkelerden boru hatlarıyla Avrupa'ya gaz getirene kadar ya da Amerika'dan özellikle hani böyle şileplerini arka arkaya sanki bir boru hattıymış gibi okyanusun üzerinde buraya gaz getirene kadar birkaç yıl bu enerji krizini yaşaması çok olağan gözüküyor. IMF'in uyarısı da buradan geliyor Nida. Teşekkür ediyorum. IMF'in büyüme beklentilerinin zaman zaman sapma gösterdiğinden bahsettin. Ama çok hızlıca tekrar etmek istiyorum. %4'lük bir tahmini vardı Türkiye için. Onu %5'e çıkardı. 2023 yılı içinde 3,5'tan 3'e çekti. Yani 2022 için yukarı, 2023 için aşağı yönü bir revizyon. Onu hatırlatmış olalım. İlhan, burada çok hafif bir şey eklemek isterim. Tabii, elbette. Bu yılki %5 tabii ki bizi
pek yeni bir karne anlamına geliyor. Yani bizim anlayacağımız dilden. Sadece IMF'de değil, birçok kurum bu sene 5 lira çıkarttı Türkiye'ye. Yani Çin'in bile bu sene %3-3,5 civarında bir büyümeyi bulamadığı bir ortamda bizim %5'lik büyümemiz hakikaten takdire şayan. Ama işte daha evvel konuştuğumuz gibi ne pahasına? Paha bir, önümüzdeki yılın büyümesinden bayağı bu sene bir transfer edildi. O yüzden IMF ve diğer kurumlar önümüzdeki yılın büyümesi aşağı çekiyorlar. İki, bu sene Avrupa'nın resesyonunu ya da genel olarak enerji krizinden dolayı azalan talebi daha görmedik. Şu son birkaç aydan beri görüyoruz. O da bütün yılı etkilemiyor ama 2023'ü etkileyecek. Üç, bu sene inanılmaz bir düşük negatif faizle, 60-65 bas puan negatif faizle içeride kredi musluklarını açarak verdik bunu. Önümüzdeki yıl bunu ne kadar yapabiliriz? Özellikle seçimlerden sonra ne olur? Dolayısıyla önümüzdeki yılki beklentilerin dünyayla daha uyumlu olması da normal. Bu yılki bütün bu alınan risklerle ve bütün bu alınan risklerin de doğru çıkmasıyla bu seneye mahsus olarak bu sene özelinde revizyon da normal bence yukarıya doğru. Şimdi bugün Goldman Sachs'tan da yine Fed'e dair bir not vardı. Güvercin Fed için henüz çok erken dedi. Bu hafta biliyoruz ki Amerika'da hem bilançolar açıklanacak, özellikle Cuma günü önemli bilançolar geliyor olacak, finansallar. Bir yandan da CPI'yi tabii takip edeceğiz. Sen Goldman Sachs'ın bu notunu nasıl değerlendirdin? Piyasalar bir süredir bir gel git yaşıyor. Belki de bir tünelin ucunda bir ışık görmek için adeta kendilerini belki de biraz zorluyorlar ama bu not biraz sanki o beklentilere sekte vurmuş gibi duruyor bugün. Şimdi Goldman Sachs normalde Goldman Sachs ve yani sınırlı sayıdaki birkaç kurum bu tür hamlelerde öne çıkan kurumlardır. Yani mesela daha evvel piyasaların tırnak içerisinde merkez bankalarının sopa gösterdiğini gördük. Böyle %25-30-35 düştüğünde piyasalar merkez bankaları aman tadımız kaçmasın diyerek bazen sıkılaştırmayı, bazen işte faiz artırımını durdurduklarını görmüştük. Gene aslında birçok piyasa oyuncusu bunu bekliyordu. Ne bekliyordu? Bütün merkez, baksana uyarılar arka arkaya geliyor. IMF'den uyarı geliyor, Goldman'dan geliyor, JP'den geliyor. Resesyon hazırlıklı olduğunu, 6 aya 9 aya resesyona gireceğiz diyor. Dolayısıyla karar koyucular, siyasetçilerin de baskısıyla ne yapıyorsun sen? Ben seçime gideceğim birkaç seneye doğru. Bak piyasa ne diyor, öldüreceksin bu piyasayı. Yeter artık, çek ayağını bir an o, biraz o faiz pedalından diyerek merkez bankalarını tırnak içerisinde sindirdiği görülmüştür. Ama bu sefer hikaye farklı. Çünkü bu sefer enflasyon konusunda tepeyi gördüğümüz konusunda hiç kimse daha net değil. Belki Amerika'da yakınız ama daha yine Avrupa'da, Almanya'da rakamları gördük. Hiç öyle tepeyi gördüğümüz konusu bizi ikna etmiyor. Bu bir. İki, enerji krizinin daha ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı oldukça yoğunlukla gidiyor. O savaş devam ettiği sürece faizi aşağı indirmek ya da faiz artışını durdurmak bir pivi çekilmiş bomba haline gelebilir. Bu da iki. Ve üçüncü konu da eğer böyle bir şey yapılıp erken geri adım atılırsa ve erken geri adım atıldığı birkaç ay sonra fark edilirse zaten bu savaşa, bu enflasyona mücadele geç başlandığı için, geçen yılın Kasım'ı, Aralık'ı, Ocağı heba edildiği için bir daha merkez bankalarının un ufak olmuş, belki son kertede biraz daha toparlayabildikleri kredibilitesiyle ilgili ciddi sıkıntı olur. İşte Goldman Sachs bunu okuyor. Ben altını dolduruyorum. Normalde bu baskıya dayanamazlardı. Havlu atarlardı ama bu sefer Şahin güvercinleşmek için daha fazla dona görmek isteyeceklerdir. Biz ne kadar resesyon desek de, biz ne kadar işte uyarı yapsak da demeye getiriyor Goldman Sachs. Cüneyt, çok teşekkür ediyorum bütün yorumların ve değerli katkın için. Yarın aynı saatte görüşmek üzere, seni uğurluyoruz. Evet, Cüneyt Başarın'ı uğurladık. Şimdi efendim arkadaşımız Süheyla Yılmaz'ın yaptığı bir haberi sizinle paylaşarak bu bölüme noktayı koymak istiyorum. Atlantic Council Türkiye temsilcisi ve kıdemli direktörü Defne Sadıklar Arslan, Türkiye'nin yeşil enerji performansını ve bölgesel temiz enerji konferansı ile neler hedeflediklerini Süheyla Yılmaz'a anlattı. Buyurunuz haberin detayları 18.20'de tekrar görüşene dek. Hoşçakalın. Atlantic Council biliyorsunuz Washington bazlı ve global çok etkin bir düşünce kuruluşu. Çok mutluyuz.
Uzun bir pandemi döneminden sonra dünya açılırken böyle bir konferansla tekrar Türkiye'de yer alıyoruz. Bununla neyi hedefliyoruz? Çünkü Türkiye sadece enerji, transit enerji geçiş hatları üzerinde değil, aynı zamanda yenilenebilir ve temiz enerji de çok önemli bir rol oynuyor ve oynamaya da devam edecek. Ayrıca biraz önce içeride konuştuğumuz bölgenin enerji güvenliği ve çeşitliliği açısından da Türkiye çok önemli. Yani hem sadece temiz enerjide değil, aynı zamanda bir transit ülke olarak işte Güney Koridor'un Türkiye'den geçiyor olması, ayrıca bunun dışında Türkiye'deki enerji depolama kapasitesinin her gün daha fazla artıyor olması, Türkiye hakikaten bu rolde çok önemli bir rol düşüyor Türkiye'ye bu alanda. Biz de Atlantik Council'ın zaten Türkiye temsilciliği de 2015 yılından beri var. Ve enerji sektöründe, genel olarak enerji konusunda da Atlantik Council geçmişte de çok önemli bir rol oynuyordu. Ve Türkiye'de eskiden Atlantik Council enerji zirvelerini yapıyordu. 2017'de en sonuncusunu yapmıştık biz. Fakat daha sonra işte pandemi şey yaptı, konjonktür değişti. Fakat şimdi tekrardan Türkiye'nin ve bölgenin şahlanma zamanı. Biz de bunun doğru bir zaman olduğunu düşünüyoruz. Ve Atlantik Konseyi olarak da şöyle söyleyeyim, enerji sektöründe herhalde yani Dünya Ekonomik Forumu neyse, Atlantik Konseyi de bu konuda hakikaten bölgede aynı rolü oynuyor. Biz onlarla da çok yakın işbirliği yapıyoruz zaten birçok alanda. Ve burada bulmaktan ve bu konferansı bugün burada başlatmaktan mutluyuz. İnşallah her sene devam edecek, bir sürekli konferans haline gelecek. Peki yeşil enerji karnemizi değerlendirir misiniz? Daha iyileştirmek için ne yapması gerekiyor Türkiye'nin? Tabii ki. Yani özellikle iş insanlarımıza sorarsanız, tabii bu fiyatlama mekanizmalarının elden geçirmek gerekiyor Türkiye'de herhalde ki daha fazla yatırım yapılabilsin sektörde. Bir de şu andaki yani hani hem döviz kurunun hani çok artmış olması nedeniyle hem de yatırıma kaynak ayırmanın daha zor olduğu bir ekonomik konjonktürde belki biraz yavaşlama olacak. Ama Türkiye çok doğru bir şey yaptı. Yani bu Güney Koridoru, yani TANAP'tan itibaren ve enerji çeşitliliğini Türkiye arttırmaya başladı. İşte Rusya'ya bağımlılığı azardı. Bu şekilde kendi iç kaynaklarına döndü. Yenilenebilir enerjide kapasitesini arttırmaya başladı. Yani her yıl baktığınız zaman, şu anda rakamlar aklımda değil ama çok hızlı bir şekilde, yani o tren devam etti. Yani o zamandan beri ve enerji miksi çok doğru bir şekilde gelişti Türkiye'nin. Yani sadece gaz ya da hidrokarbon ürünleri değil, aynı zamanda işte yenilenebilir ve temiz enerjiye doğru, işte bunun hidro çok temiz bir enerji değil ama yenilenebilir enerji olarak sayıyoruz. İşte güneş, rüzgar ve bu konuda da hani gelişmeye de devam ediyor. Her gün biliyorsunuz Türkiye şeye dışına çıktığın zaman güneş panelleri her yerde artık. Bu güneş tarlaları diyoruz. O yüzden de bu konuda da ve ben şeye de çok inanıyorum, onu da altını çizeyim. Yenilenebilir enerji işbirliği aynı zamanda bölgenin kendi içinde de bir takım işte politik sorunları geride bırakması ve sıkıntıları geride bırakıp yani doğru alanlarda işbirliğine yönelmek açısından da çok iyi bir olanak sağlıyor bence bölge iş ülkelerine ve Türkiye'de eminim ki bunda bir lider rol oynayacak.